Elimdekinin ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Büyük ihtimalle birçoğunuz farklı adlar söylediniz. Çünkü bu nesnenin yörelere ve bölgelere göre farklı adları bulunuyor. Bilye, cicoz, mile, cıncık, camgöz gibi farklı adlara sahip bu oyun gereci genellikle misket olarak bilinir. Kemik, cam, mermer ve demirden yapılan misketler 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Değişik kurallarla oynanan birçok farklı misket oyunu vardır arkadaşlar. Bunların en bilinenleri tumba, kuyu ve müsellestir. Adları ve oynanış biçimleri farklılık gösterse de hepsinin ortak noktası eldeki misketi yuvarlayarak başka bir miskete çarptırmaktır. Sıradaki oyunumuz da misketle oynayabileceğimiz oyunlardan. Oyunumuzun adı Şilegacık. Bakalım Makedonya'daki arkadaşlarımız bu oyunu nasıl oynuyorlarmış? Hep birlikte izleyelim. Evet, sıradaki oyunumuz olan Şilegacık genellikle erkeklerin oynadığı bir oyundur arkadaşlar. Emrah, izleyeceğim. Bu oyunu oynayabilmemiz için en az 2 kişi olmalıyız. Ama oyunumuzu daha da keyifli hale getirmek istersek oyuncu sayısını arttırmamız gerekir arkadaşlar. Misketlerle oynanan Şilegacık oyunu için öncelikle yere çok derin ve geniş olmayan bir çukur kazıyoruz. Bu çukurun oyundaki ismi kuyu. Yere ilk atışların gerçekleştirileceği bir çizgi çizildikten sonra oyuncular kuyunun yanına gelip misketlerini atış çizgisine doğru atarlar. Misketi çizgiye en yakın düşen oyuncu birinci, en uzak düşen oyuncu sonuncu olacak şekilde bir atış sırası belirlenir. Oyuncular atış sırasına göre misketlerini kuyunun içine sokmaya çalışırlar. Herkes ilk atışını tamamladığında sıra tekrar kendisine gelen oyuncu misketinin bulunduğu yerden atışını gerçekleştirir. Misketi kuyuya giren oyuncu bir atış hakkı daha kazanır ve misketini kuyunun bulunduğu yerden yuvarlayarak başka bir misketi vurmaya çalışır. Nasıl sen çıktın? Ya vurdum. Eğer oyunculardan birinin misketini vurmaya başarırsa o arkadaşımız oyundan çıkar ve oyun kaldığı yerden devam eder. Misket vurabilen oyuncu bir atış hakkı daha elde eder ve başka bir misketi vurmaya ya da tekrar kuyuya girerek bir atış hakkı daha kazanmaya çalışır. Kuyuya giremez veya misket vuramazsa sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Bu arkadaşımız da kuyuya girmeyi başardı. Ama arkadaşının misketini vuramadığı için sıra bir sonraki oyuncuya geçti arkadaşlar. Oyundaki bir diğer kurala göre kuyuya girip atış hakkı kazanan oyuncu bu hakkını kullanmayabilir. Ama bir sonraki oyuncu kuyuya girerse o arkadaşımız oyundan çıkar. Arkadaşımız misketin hızını iyi ayarlayamadığı için misket kuyuya girip çıktı. Arkadaşlar, bu oyunu ne kadar çok oynarsak atış yaparken misketin hızını ve yönünü ayarlama konusunda o kadar ustalaşmış oluruz. Ve kazanan belli oldu. Tebrikler arkadaşım.